Usta oyuncu Yalçın Menteşi dün uğurladık son yolculuğuna. Ölüm nedeni akciğer kanseriydi ama Menteş için talihsiz olaylar zinciri diyabet teşhisi ve diyabet nedeniyle bir bacağını kaybetmesiyle başladı. Türkiye'de ağır diyabetle mücadele eden hasta sayısı bir hayli fazla ve aslında doğru tedaviyle iyileşmek, yaşam kalitesini kaybetmemek mümkün. Bakın uzmanlar ne diyor? Müzik Ben bugün tek bacakla yaşamaya çalışıyorum. O da bir deneyim. Yalçın Menteş zamanında ameliyat olsaydı ve şekerden kurtulsaydı, uzuv kaybını yaşamayabilirdi. Bacağı kesilmeyebilirdi. Usta oyuncu Yalçın Menteş daha 59'unda aramızdan ayrıldı. Şeker yani ağır diyabet hastasıydı. Sağ bacağını da bu hastalıktan kaybetmişti. Profesör Doktor Alper Çeliğe göre menteş gibi hastalara zamanında müdahale edilirse vücudundan bir kayıp yaşamadan hayatlarına devam edebilirler. Yalçın Bey de bu ameliyattan haberdardı. Zamanında eğer o ameliyatı geçirmiş olsaydı iyileşip o uzuv kaybını yaşamayabilirdi. Sağlık onun için yaşarken sağlık olmaya dikkat etmek gerekiyor. Şeker hastalığının en etkili tedavisi ameliyat. Ama ilaç firmaları bunu kabul etmiyor. İlaç lobileri, insülin lobileri bunu kabul etmiyor. Şeker hastalığını bitiren ameliyatla ince bağırsağın yeri değiştiriliyor. Kapalı olarak yapılan operasyon 3 saat sürüyor. Küçük deliklerden yapılıyor ve ince bağırsağın başıyla sonu arasında bir yer değiştirme uygulamasını içeriyor. E, bu ameliyat eğer vücudunuz insülin üretiyorsa e, kan şekerinizi yoluna koyuyor. İnce bağırsam başı ile sonunun yer değiştirdiği o ameliyatla hastalar hem kilo veriyor hem de yüksek tansiyondan da kurtulabiliyor. Peki bu ameliyat hangi şeker hastaları için uygun? Bu sadece bedeni insülin üretmekte olan erişkin tip 2 diyabet hastaları için geçerlidir. Yalçın Benteş de bir tip 2 diyabet hastasıydı ve bu ameliyatla o gidişatın önüne geçilebilirdi. Şeker hastalığı kanser riskini de arttırıyor. Öyle ki uzmanların yaptığı çalışmalara göre şeker hastalığına yakalanan bir kişi şeker hastalığı olmayan insanları kıyasla kansere yakalanma riski iki kat daha fazla. Özellikle hem kadın hem de erkekler için şeker hastalığında pankreas kanseri riski çok yüksek. Şeker hastasıysanız bayanlarda meme ve rahim, erkeklerde prostat ve kalın bağırsak ve her ikincisi de pankreas kanserine yakalanma riskiniz 2 ila 2,5 kat daha yüksek.